Dün akşam maalesef Kayseri Pınarbaşı'nda bir saldırı gerçekleşti. Partimizin belediye meclis üyesi adayı birinci yedeğimiz arkadaşımıza, abimize kızının yanında, eşinin gözünün önünde 5 kişi sopalarla saldırıp beyin kanaması olacak kadar vurdular. Yere düştü, hareketsiz kaldı, çekip dizlerinden vurdular. Neymiş? Pınarbaşı'ndaki seçimmiş. Biz seçim gecesi söyledik. Seçim seçimde kaldı. Bundan sonra başkanımız bütün Pınarbaşı'yı kucaklayacak. Ve başkanımız bundan sonra bütün Pınarbaşı'nın başkanı olacak. Kimse üzülmesin, kimse endişe etmesin dedik. Halen daha birileri gerilim yaratmak, o gerilimden beslenmek istiyorlar. Halen daha birileri kaba kuvvetle bir şey yapacağını sanıyorlar. Savunmasız bir adama 5 kişi saldırmak ne güçtür, ne cesarettir, ne dirayettir, ne kabadayılıktır. Olsa olsa acizliktir, zavallılıktır. Biz Türkiye'de siyasette normalleşme istiyoruz. Normalleşme demek normal davranmak demektir. Kurallara uygun davranmak demektir. Hukukun üstünlüğüne inanmak, anayasaya bağlı kalmak demektir. Seçimi kaybedince kabullenmek, tebrik etmek demektir. Sopalarla saldırınca normalleşme olmaz. Ankara'nın ortasında bir siyasi cinayetin kanını yerde bırakmakla olmaz. Emekliye 10 bin lira vererek, açlığa mahkum ederek, ev kirası vereceksen aç kal, karnını doyuracaksan sokakta kal demekle olmaz. Asgari ücretliye seçimden önce 4 kez yılda zam yapacağım deyip seçimden sonra yapmamakla olmaz. Ve asla ve asla depremden sonra 1 yılda konut vereceğim deyip durup 1 yıl sonra kira yardımını kesmekle olmaz. Biz Türkiye'nin bir normal ülke olarak hukuka, kurallara, ahlaka, vicdana sahip olarak yönetilmesini istiyoruz. Bunun için el uzattık. Hukuka uyarsanız ne ala, sopaya sarılanla normalleşme olmaz. Kanuna uyarsanız ne ala, anayasayı çiğneyenle normalleşme olmaz. Ama bir parti gerilimden beslenecek diye ya da kendi rezaletini yargıdan kaçıracak diye normalleşmeyi baltalıyorsa ona da kimse papuç bırakmaz. İsteyen gelir, normalleşir, hep birlikte doğru işler yaparız. Ama hukuktan sapanın, vicdandan sapanın, ahlaktan sapanın olduğu yerde biz olmayız. Ama biz neredeyiz? Milletle beraberiz. 50 yıl sonra birinci parti olmuşuz. 3 aydır tüm anketlerde birinci partiyiz. Normalleşmeyi herkes CHP'den biliyor. Halkın çok büyük bir kısmı destekliyor. Ya gelirsiniz, kurala, kanuna, hukuka uyarsınız, emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye sahip çıkarsınız. Hapisteki suçsuz arkadaşlarımıza zulmetmeyi bırakırsınız. AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyarsınız. Ne ala, uymuyorsanız biz buradayız. Bu ülkeyi kuran iladeyiz. Bu ülkede demokrasiyi yeniden kurmak. Bu ülkeye yeniden istikrar getirmek. Yoksulluğu yeniden bitirmek. Yüzleri güldürmek. Yani normal bir demokrasi inşa etmek de bizim boynumuzun borcudur. Gelen gelir, gelmeyenler milletin karşısına geçer.
Millet bizimledir. Milletle devlet yarışırsa millet kazanır. Biz kazanacağız. Milletin karşısında olanlarla biz mücadele edeceğiz. Arkalarındaki görünür güç, görünmez güç, karanlık güç, devletin kendi, yeraltı devleti veya birilerinin itinayla karşımıza çıkardığı derin devleti. Size papuç bırakmayacağız. Bu ülkeye demokrasiyi yeniden getireceğiz. Söz veriyoruz. Seçimler oldu bitti ve milletin takdiriyle Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan yeniden yetkiyi aldı. Bakın, bir yılda 650 bin konut sözü vermişti. Seçimi kazandı. Şu ana kadar verdiği konut sayısı 79 bin. Türkiye'de %12. Ama Malatya'ya bakınca 103 bin konut yapacağız dediler. Verilen konut 7.881, %7.6. Bir kere bir yılda sorunu çözeceğim diyenler neredeyse 1,5 yıl oldu. 100 kişiden 88'ini sokakta bıraktılar. Malatya'da 100 kişiden 93'ü sokakta. 10 aileden 9'u ya çadırda, ya konteynerda, ya da barınamadı gitti gurbette. Ama seçim için oy isteyenler şimdi 1,5 yılda %6,5'unu yaptılar. Bu barınma sorunu en büyük sorun. Ama sorunun en önemli kısmı belirsizlik meselesi. Ev az hasarlı yaptır dedi, evi yaptırdı. Şimdi rezerv alanı oldu, çıkacaksın yıkacağız diyor. Orta hasarlılar yıkılacak dediler. Adam yıkılacak diye pervazını söktü, kapısını söktü, sattı. Kendine katık yaptı. O parayla ekmek aldı. Çoluğuna çocuğuna süt aldı. Şimdi diyor ki yıkmayacağız, yaptıracaksın. Büyük bir belirsizlik, büyük bir haksızlık var. Ve şunu görüyoruz ki bu ay son kez kira yardımı yapıyorlar. Arttırın, yeniden uzatın dedik. Ekonomi kötü, para bulamayız, kira yardımı bitti diyorlar. Eğer bu 10 ildeki söz verip de açıkta bıraktığınız 650 bin konut, milyonlarca kişiyi kira yardımsız bırakırsanız size buradan söz veriyorum. Eğer katılırlarsa, eğer mücadele etmek isterlerse, eğer haklarını ararlarsa Türkiye'nin en büyük direnişini bu kira yardımı için başlatacağım. Söz veriyorum size. Hem evi yapmayacaksın, hem seçim gitti, kirayı da unutacaksın. Milleti çadırlarda, konteynerlarda yıllarca bırakacaksın. Öyle yağma yok. Sana depremzedeyi ezdirmeyiz. Onlara yukarıdan bakma. Karınca gibi görme. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Para bulamıyorum diyor. Önümüzdeki pazartesi ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcımız Mehmet Şimşek'e gidip parayı nereden bulabileceklerini gösterecek. Bakın, buradan açıkça söylüyorum. 22 yıllık AKP iktidarının yükünü sırtlanacak halimiz yok. Yanlışını doğru diyecek halimiz yok. Onların hatasını düzeltmek için onlara yanaşacak halimiz yok. Doğrusunu biliyoruz. Ama bir yandan kira yardımı ver, para yok. Emekliye zam yap, 10 binle geçinilmiyor, para yok. Asgari ücreti arttır, para yok. Şimdi gelmiş, çaya verdiği para ortada.
Buğdaya verdiği para ortada, kayasının durumu ortada, para bulamıyor. Para var ama bunda alacak cesaret yok. Biz zenginlerin, para kazananların, yüksek gelir elde edenlerin yüksek vergi vereceği, az kazananın az vereceği, hiç kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği bir sistemi savunuyoruz. Oysa onlar 100 liralık verginin 65 lirasını elektrikten, sudan, doğalgazdan, çocuk bezinden, sütten, ekmekten alarak maalesef %65'i garibanlardan topluyorlar. %67'yi garibanlardan topluyorlar. %21'i maaşlardan kesiyorlar. Sadece zenginlerden %11 vergi alıyorlar. Bakın, bunun tam ters olması lazım. Öyle olursa emekliye zam da verilir. Kayasıya iyi para da verilir. Asgari ücrete enflasyon iyileştirmesi de yapılır. Her sorun düzelir. Ama siyaset öncelik belirleme işidir. Pazartesi soracağız Mehmet Şimşek'e. Ey Şimşek, sen önceliğin vatandaş mı, yandaş mı? Sen müteahhitten yana mısın, yazıhanlı kayası üreticisinden yana mısın? Onu söyle bakalım diyeceğiz. Her gün yeni bir şeyler duyuyoruz. Bizim vergide adalet dediğimiz yoksulun yakmasından düşülecek, vergi alınması gerekenlerden alınacak. Dünyanın bütün vergi cennetlerinde yandaş şirketler var, 1 lira vergi vermiyorlar. Kanunumuz diyor ki, Cumhurbaşkanı listeyi yayınladığı gün %30 vergi alacağız. Bakın, bir liste yayınlamakla hepimizden alınanın çok fevkinde vergiyi zenginlerden, offshore'culardan, açık denizlerdeki adalarda, adı bilinmez adalarda dönen kayıt dışı ekonomiden toplamak mümkün. Onun için önerilerimizi söyleyeceğiz. Yaparlarsa ne ala, yapmazlarsa siz onları indireceksiniz, bizi getireceksiniz, biz halledeceğiz, hepinizin yüzünü güldüreceğiz. Ve bu süreçte elbette durmayacağız. Bakın, ben size sorayım. Bu şartlarda geçinebiliyor musunuz? Geçinebilen var mı? Siyaset sokağın sesini dinleme işidir. Sokakta artık ses yok, çığlık var. Ne diye çığlık atıyor insanlar? Geçinemiyoruz diyorlar. Madem ki geçinemiyorsunuz, madem ki sonuç yok, o zaman asgari ücrete zam yapılması gereken günden bir gün önce Türkiye'nin en büyük emek kentinde, Kocaeli'de, Gebze'de işçilerle, emeklilerle, çalışanlarıyla, emekli olmuşlarıyla, bütün emekçilerle, esnaflarla, çiftçilerle birlikte bir büyük geçinemiyoruz mitingi yapacağız. Türkiye'de emeği sömürülen, yıllarca çalışmasının sonundaki emekli maaşı kuşa dönen, ürünü para etmeyen, geçinemeyen herkesi 30 Haziran günü Kocaeli'ndeki geçinemiyoruz mitingine davet ediyorum.